Dün gece yarısından itibaren piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü. Dolar Asya piyasalarında 8 lira 40 kuruşa kadar çıktı. Kamu bankalarının hazine birimleri 4,5 ay aradan sonra yeniden fazla mesai yapmaya başladılar. Piyasalara damat usulü arka kapıdan müdahale söylentileri yeniden konuşulmaya başladı. Faizi %17'den %19'a çektikten 2 gün sonra Türk lirasının tek bir günde dolar karşısında %10'un üzerinde değer yitirmesine sebep olmak, yüksek faizle milleti ezerken Türk parasını pul etmek, milleti pahalılığa ezdirmek gerçekten görülmemiş bir beceriksizliktir. Bunun müellifi de sorumlusu da Erdoğan'ın şahsi hükümetidir. Şahsi hükümeti sebep, buhran sonuçtur. 10 Temmuz 2018'de göreve başlayan Erdoğan şahsi hükümeti bugün 987. gününü doldurdu. 987 günde Erdoğan'a Merkez Bankası Başkanı dayandırmak mümkün olmadı. En son bu hafta sonu Erdoğan 4. Merkez Bankası Başkanı'nı da atadı. Yani her 246 günde bir bu ülkede Merkez Bankası Başkanı değişti. Son başkan sadece 132 gün koltuğunda oturabildi. Şimdi eskiler birilerine beddua etmek istediklerinde padişaha vezir olasın derlermiş. Bu beddua, bu ucube rejim sayesinde bugünden sonra Erdoğan'a Merkez Bankası Başkanı olasına döndü. Erdoğan ilk başkanı faizi indirmediği için halletti. İkinci başkanı faizi arttırmadığı için bu sefer halletti. Üçüncü başkanı faizi arttırdığı için halletti. Dördüncü başkanı da faizleri indirsin diye getirdi iş başına. Ama bu başkan da ilk toplantısında yakın zamanda faiz indirimi yok mesajı verdi. Yetmedi. Görevden alınan Naci Ağbal'ın bıraktığı yerden işe devam edeceğini söyledi. Şimdi madem bu işe önceki başkanın bıraktığı yerden devam edilecekti, o zaman bunun risklerini bile bile başkanı neden görevden aldınız? Kimse milletin aklıyla alay etmesin. Bir insanın fikri neyse zikri de o olmalı. Madem faiz arttıran Merkez Bankası Başkanı'nı bir gece yarısı kararıyla azledecek kadar acil bir durum vardı, o zaman bugün yapılacak iş bellidir. Hemen para politika kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalıydınız. Ve faiz kararını geri almalıydınız. Ama sonra da bunun sonuçlarıyla yüzleşmeyi bilmeli, ardından sandığı milletin önüne getirmeliydiniz. Bu milletin çarçur edilecek bir 128 milyar doları daha kalmadı. 12 Mart itibariyle Merkez Bankası'nın döviz bilançosu 43 milyar dolar açık veriyor. Sayelerinde Merkez Bankası'nın kasasında kendine ait döviz kalmadı. Hepsi emanet, yani başkasına ait. Bugün dolar kurunu 7 lira 80 kuruşlarda tutabilmek için birileri yoğun bir şekilde döviz satıyor. Ama doların ateşi de bir türlü düşmüyor. Çok açık söyleyeyim. Eğer bugün kamu bankaları eliyle, arka kapı operasyonlarıyla eldeki emanet rezervler de yakılıyorsa, bunu nasıl yaptığınızı kamuoyuna açıklamanız gerekiyor. Eğer açıklamazsanız bugün satılan dolarları da 128 milyar doların üzerine koyar, hesabını da sizden sorarız. Sabah bakanların açıklamalarına baktık. Döviz kasası açık verirken çok ciddi sonuçları olabilecek sermaye kontrolü gibi şuyu fukuğundan beter fikirleri öyle kamuoyunun önüne çıkıp rahat rahat telaffuz etmeyin. Bugün döviz piyasasındaki yangın milletimizin cebini yakıp kavuruyorsa
Sebebi kayınpeder damat ikilisinin emsali olmayan beceriksizlikleridir. Biz buharlaşan 128 milyar doların hesabını sordukça Erdoğan başınıza damat kadar taş düşsün diyerek beddua etmişti. Ne yazık ki bedduası tuttu. Milletin başına damat kadar, hatta damattan daha büyük taş düştü. Bunun sorumlusu da Erdoğan'ın kendisi. Artık Türkiye'de değiştirilmesi gereken Merkez Bankası başkanları veya Hazine ve Maliye Bakanları değildir. Değiştirilmesi gereken milletin sesini değil, sadece yandaşının sesini dinleyen, metal yorgunu, beyin ölümü gerçekleşmiş Erdoğan şahsım hükümetidir. Erdoğan şahsım hükümetinin millete zarardan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Sözü de yolu da tükenmiştir. Daha bu sabah geçtiğimiz yılın tamamına ait iş gücü ve istihdam verileri açıklandı. Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş verebildiğiyle ölçülür. Bıraktık yeni iş vermeyi, Erdoğan'ın şahsım hükümeti son 2 yılda işi olan yurttaşlarımızın işlerini elinden almış. Böyle bir durumu hiçbir hükümet döneminde yaşamamıştık. 2020'de iş güç sahibi olan 650 bin erkek, 618 bin kadın, toplam 1 milyon 268 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. Son 2 yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı ise 1 milyon 926 bin kişiye ulaştı. 2020'de iş gücüne dahil olmayan, yani iş gücü piyasasında olmayan, iş aramayan ama iş bulursam çalışırım diyenlerin sayısı ilk kez resmi işsiz sayısını geçti. İş bulsam çalışırım diyenlere eksik ve yetersiz çalışanları ve mevsimlik çalışanları ilave ederek gerçek işsiz sayısını buluyoruz. 2020'de bu sayı 2 milyon 312 bin kişi artmış. 10 milyon 287 bin kişiye ulaşmış. Bu tarihimizde görülmemiş kötü bir rekor. Gerçek işsizlik oranı da 2020'de 6 puandan fazla artarak %29,2'ye sıçramış. Bu da berbat bir rekor. Sayın Erdoğan, eseriniz ortada. 24 Haziran seçimlerinden önce 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz dediniz. Millet verdi yetkiyi. Bugün faizin, doların nerelere geldiğini hep beraber görüyoruz. Sabah uyandık, resmi gazeteye bir baktık. Bir el ülkenin altını üstüne getirmek için elinden geleni ardına koymamış. Bir de hafta içinde yaşadıklarımız var. Erdoğan vesayeti altındaki meclis başkanını ve vesayeti altındaki yargıyı araç olarak kullanarak bir milletvekilinin önce bir milletvekilinin vekilliğini düşürdü. Sonra da Anayasa Mahkemesi'ne bir parti için kapatma davası açtırdı. İttifakın küçük ortağının ağzına bir parmak bal çaldı. Sarayın sadık bekçisinin kongresinde elini güçlendirdi. Hafta sonunda da kendi partisinin kongresine giderken bir parmak balı da partisinin içindeki çeşitli kanatların ağzına çalmayı unutmadı. 10 yıl önce kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'ni tek bir imzayla feshetti bir gecede. Yetmedi, faiz sebep enflasyon sonuç safsatasına ideolojik körlükle inanan kesimleri memnun etmek için de 4,5 ay önce atadığı Merkez Bankası Başkanı'nı gece yarısı kurban etti. Faizler sanki kendisinden habersiz arttırılmış gibi başkanı görevden aldı. Böyle bir keyfilik dünyanın neresinde var? Böyle bir yönetim anlayışı dünyaya pes dedirten bu tür ucubelikler ancak Cumhur İttifakı'nın adını dünyada hiç görülmemiş bir biçimde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi koyduğu ucube tek adam vesayet rejiminde var. İyi işleyen demokrasilerde